Arkadaşlar hepinize merhaba. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Bugün AutoCAD'in ilk videosunda size basit birkaç komuttan ve proje dosyasını oluşturma, isimlendirme, kaydetme gibi şeylerden bahsedeceğim. AutoCAD'i açtığınızda karşınıza böyle bir ekran çıkıyor ve buradan New yani yeni diyerek bir çizim dosyası, projesi oluşturabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi burada Drawing 4 yazıyor. Yani çizim 4 İngilizce anlamında. Bu şu anki dosyamızın adı. Bu dosyayı biz farklı bir isimle veya farklı bir yere kaydetmek istiyorsak ne yapmamız gerekiyor? Şimdi bu üst kısımda gördükleriniz en baştaki new yani yeni bir dosya oluşturma aynı en başta yaptığımız gibi. Buradan hazır ayar seçerek yeni bir dosya, yeni bir proje oluşturabiliyoruz. Burası open yani yeni bir proje açma yani halihazırda yaptığınız, kaydettiğiniz veya üzerinde çalıştığınız bir dosyayı buradan seçerek açabiliyorsunuz. Bu kısma geldiğimiz zaman da çalıştığımız dosyayı kaydedeceğimiz yeri seçiyoruz. Şu an bu dosyayı herhangi bir yere kaydetmediğim için Save'e bastığım anda bana kayıt yolunu soruyor ve çizimime ne ad vereceğimi soruyor. AutoCAD'de dosya uzantısı olarak .dvg kullanılıyor. O yüzden projeyi .dvg olarak kaydediyoruz. Ve buradan istediğimiz ismi projemize verebiliyoruz ve nereye kaydedeceğimizi seçip kaydediyoruz. Ardından buradaki ismi değişecektir. Hemen yapalım. Bu sağdaki de Save As farklı kaydet. Aslında şu şekilde sadece Save'e bastığımız zaman bu pencere karşımıza çıkmaz. Biz dosyayı henüz kaydetmediğimiz için çıkıyor bu. Farklı kaydet deyip ardından masa üstünü seçiyorum. Ve buraya çizim dosyası diyorum. Ve bunu kaydediyorum. Şu an gördüğünüz gibi ismi çizim dosyası oldu. Yukarıda da kayıt yolunu ve çizim dosyası .dvg şeklinde gösteriyor. Şu an Save'e bastığım zaman o pencere çıkmayacak karşıma. Basıyorum. Sadece o seçtiğim yolda, kayıt yolundaki çizim dosyası projesinin üzerine yaptığımız değişiklikleri kaydetmiş oldu. Bu şekilde dosyamızın ismini nereye kaydedeceğimizi seçebiliyoruz ve ardından çalışmaya başlayabiliriz. Şimdi karşınızda böyle bir pencere var. Pencere nedir, nerede ne var onu bir anlatayım. Şimdi bu alt kısımda gördüğümüz boş kısım bizim çizimi yapacağımız alan. Yani bizim çalışma yerimiz, çalışma masamız diyebiliriz. Ardından bu yukarıda Home kısmında gördüğünüz bir sürü komut var. Bunlar gerek çizim komutu, gerek ölçülendirme komutu veya katman ayarları şeklinde değişiyor. Bu yukarıda bir sürü farklı seçenek var, bir sürü farklı pencere var. Bunların hepsi ayrı ayrı farklı özellikleri olan pencereler. Bunları da ileride anlatacağım. En başta Home kısmında bu gördüğünüz gibi Draw yani çizim kısmındaki komutlardan başlayacağız. Şimdi öncelikle mouse'u nasıl kullanacağımızı bir anlatayım. Mouse'un orta tekerleği ile geri ileri yaptığımız zaman yakınlaştırma ve uzaklaştırma işlemi yapmış oluyoruz. Burada yaptığımız çizimlere yakınlaşıp uzaklaşabiliyoruz mouse'un orta tekerleği ile. Ardından sağa sola bakmak istediğimizde mouse'un orta tekerleğine basıp bu şekilde el çıktıktan sonra mouse'u sağa sola kaydırıyoruz. Burada gördüğünüz gibi yaptığımız çizimin sağına veya soluna gidiyoruz veya buraya çizim yaptıysak biraz sağa kaydırıp çizimin devamını buraya devam ettiriyoruz veya yukarı fark etmiyor. Ardından bu şekilde hiçbir komut seçili olmadığı zaman sol tıka bir kere bastığımız zaman böyle bir şey çıkıyor. Bu mavi alanın içindeki çizimleri seçmemize yarıyor. Basılı tutarsak da bu şekilde istediğimiz bir şekil üzerinde seçebiliyoruz. Sağ tıka bastığımız zaman burada klavye üzerinden yapabileceğimiz şeyler var. Onları burada görüyoruz. Buradaki mouse kullanımı en başta bu şekilde. Yani mouse'un orta tekerleğiyle sağa sola kayıyoruz. Mouse'un orta tekerleğiyle yaklaşıp uzaklaşıyoruz. Line komutuyla başlayalım. Line komutuna bastıktan sonra biz bu komuta girmiş oluyoruz. Artık mouse'umuz çizgi çizmek üzerine ayarlanmış. Burada Specify First Point yani çizeceğimiz çizginin ilk noktasını soruyor bize. Burada fark etmiyor. Herhangi bir noktayı seçtikten sonra artık hangi yöne doğru çizeceğimizi, ne kadar uzunlukta olacağını, açısının kaç derece olacağı gibi özelliklerini belirlememiz gerekiyor. Burada biraz yaklaşıyorum öyle çizimime, mouse'un orta tekerleğiyle. Burada ölçüsünü kaç yapmak istiyorsanız, atıyorum şu şekilde, ben ölçüsünü 500 yapmak istiyorum. Burada milimetre üzerinden çalışıyoruz. Bu şekildeyken açtıktan sonra direkt klavyede 500 girebilirsiniz. Bakın, girmeye başlıyorum ve direkt oraya işlemeye başlıyor. 500 girdim. Girdikten sonra açısını belirlemek istiyorum. Açısını da belirlemek için klavyede yine bulunan tab tuşuna bastıktan sonra gördüğünüz gibi o 500'ü kilitledi ve diğer açı kısmına geçti. Açıyı da 45 derece girmek istiyorum. 45 derece girdikten sonra Enter'a basmam yeterli. Şimdi bu komuttan çıkmak için sağ tık Cancel diyorum. Bunu aynı şekilde klavye üzerinden ESC ile de yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi buraya şu şekilde 500
uzunluğunda 45 derecelik bir çizgi çizmiş oldum. Her seferinde bu şekilde bunu tek tek girecek miyim? Böyle uğraşacak mıyım? Açıyı tebe basacağım. Hayır, öyle bir şey yok. Burada da aşağı kısımdaki özelliklerimize geliyoruz. Burada gördüğünüz bir orto mod var. Orto mod bizim çizgimizi dik açılarda çizmemizi sağlıyor. Yani 0, 90, 180, 270, 360 gibi. Bunu açtıktan sonra tekrar çizgi komutuna gelirsem, her bir nokta seçiyorum ve gördüğünüz gibi mouse'u yukarı kaydırmama rağmen sıfırdan başka bir yere gitmiyor veya aşağı. Dik yapmak istediğim zaman tam yukarı gidiyorum. Gördüğünüz gibi 90, 180, yine 90 bu taraftan ölçtüğü için ve 0. Orta modu açtığımız zaman bu şekilde düz bir şekilde çizebiliyoruz. Şu şekilde az önce gösterdiğim gibi mouse'un sol tıkına bastıktan sonra böyle kaydırarak çizdiğim şekilleri seçerek ve ardından Delete tuşuna basarak silebiliyorum. Şu şekilde seçip sağ tıklayıp Erase diyerek de silebilirsiniz. Bu şekilde yanlış bir dosyayı sildiğiniz zaman şu kısımda bulunan undo yani geri al tuşuna basarak geri alabilirsiniz. Veyahut Ctrl Z klavye üzerinden bu komutu yaparak da geri alabilirsiniz. Tekrardan siliyorum ve ardından diğer modlara geçerim. Burada Polar Tracking var. Bu da bizim çizgimizi, çizeceğimiz şeyi belli açılarda takip etmeyi, onları o şekilde kitlemeyi sağlıyor. Bunu ilk açtığınız zaman bu direkt 90, 180, 270 olarak ayarlanmış olacak. Bunu açtıktan sonra ne oluyor görelim. Line'ı seçtikten sonra gördüğünüz gibi kendisi 0 üzerine geldiği zaman yeşil bir çizgi oluşturuyor ve onu orada bir süre kitlemiş oluyor. Yani çok hemen kolay hareket ettirmememi sağlıyor ve tam olarak 0 derece çizmemi sağlıyor. Aynı şekilde 90'da da öyle. Bunu diğer açılarda da yapabilirsiniz. Atıyorum 45, 90, 135 yapıp tekrardan 0, 45, 90'a sabitlemenizi sağlıyor. Bunu sabitlemeniz gerekiyor çünkü bu komut açık olmadığı zaman line yapıp bunu böyle 45 yapmaya çalışmak zor olur ve her zaman da doğru açıyı yapamazsınız. Şöyle göstereyim. Mesela 0 yazıyor. Bastım. Ama bu tam bir 0 değil. Bunu nasıl anlayacağız? Tekrar bir line komutu ve ardından orto modu açtım. Burada da şunu tutmasını istiyorum. Burada görmediğimiz bir ayar var. Ona da geleceğim hemen. Ve tuttuktan sonra 0. Gördüğünüz gibi biraz aşağı doğru eğilmiş. Yani bu polar tracking açık olmadığı zaman veya orto mod açık olmadığı zaman direkt olarak 0 derece çizmeniz çok zor. Sizi uğraştıracaktır. O yüzden polar tracking ile bunu 90, 180, 270. Burada gördüğünüz açılarda yani sabitleyebilirsiniz 30, 60, 90 şeklinde çizeceğiniz şekile göre, yapacağınız çizime göre bunu değiştirebilirsiniz. Bunu açtım ben. Artık bununla beraber çalışmaya devam edeceğim. Diğer özelliklere geçelim. Burada bir IsoDraft var. Bunu geçiyorum. Bunu sonradan değineceğiz. Burada Object Snap Tracking var. AutoSnap. Bu AutoSnap buradaki Object Snap ile birlikte çalışan bir komut. Şimdi buradaki Object Snap nedir? Bunu açıyoruz ve ardından şu kısma bastığımız zaman bize bir pencere açılıyor. Burada Object Snap yani objelerin başını, ortasını veya merkezini çeşitli noktalarından tutmamızı sağlıyor basit bir şekilde. Burada gördüğünüz Endpoint, Midpoint, Center gibi seçeneklerle nereyi tutacağımızı, onun nasıl çalışacağını seçmiş oluyoruz. Burada başında tik olanlar gördükleriniz şu an aktif olanlar, çalışanlar. Şöyle hepsini bir kapatayım. Şu şekilde kapatıyorum. Sadece endpoint açık. Yani bu ne demek? Bir çizgi çizdiğimiz zaman şu şekilde bir çizgi çizdik. Ve ardından yeni bir çizgi çizmek istiyoruz. Line'a bastık. Ve gördüğünüz gibi çizginin başında ve sonunda şu şekilde bir kare işareti oluşuyor. Bu da Object Snap'in açık olmasından dolayı. Endpoint açık. Ve gördüğünüz gibi başında kare bir kutucuk oluyor. Yeşil kare. Ve buradan direkt tutmuş oluyor şu şekilde. Bakın bunu kapatıyorum. Ardından şuraya kendim bakın tutturmuş yani şu an bu çizgiyi kesiyormuş. Sanki köşesinden tutmuşum gibi çizdim. Yakınlaşıyorum. Bakın gördüğünüz gibi aslında yakınlaştığım zaman onu tutmadığını, başında bile olmadığını görüyorsunuz. O yüzden bu Object Snap ile birlikte belirli çizimlerin, objelerin baş kısmından, orta kısmından tutabilirsiniz. Hemen orta midpoint açalım. Midpoint'i açtığım zaman gördüğünüz gibi ortasında bir üçgen oluşuyor yeşil ve burada orta noktasında yani şu çizdiğimiz şeklin tam ortasından
tutmuş ve yeni bir şekil çizmiş oluyoruz. Burada ileride de tekrar üzerlerinden geçeceğimiz, onları göreceğimiz dairenin merkezi veya geometrik bir şeklin merkezi, nokta olarak dairenin kvadrantlarından tutan komutları göreceğiz. İlk bölüm olarak bu kadar anlatmam yeterlidir. Ne gördük? Yeni bir dosya oluşturmayı, dosyanın ismini belirleyip kayıt yolumuzu seçmeyi, ardından çizgi komutunu ve altta gördüğümüz orta modu, polar tracking'i ve object snap'i görmüş olduk kısaca. İlerleyen videolarda daha detaylı şekilde hem bu ayarların hem de bu draw kısmındaki komutları görmüş olacağız. Burada gördüğünüz gibi polyline, circle, arc, rectangle gibi çeşitli seçenekler var. Bunları da ilerleyen bölümlerde göreceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bildirimleri açtığınız zaman yeni video attığımda size bildirim gönderecektir YouTube ve oradan yeni video attığım zaman haberiniz olabilir. Herhangi bir sorunuz, merak ettiğiniz bir şey varsa yorumlarda yazabilirsiniz. Her zaman cevaplıyor olacağım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.